Salam əziz tamaşaçılarımız, xoş gördük sizləri. Dəyərlərimiz verilişinin bu dəfəki mövzusu mədəniyyətimizdə xeyriyyəçilik ənənələridir. Studiyamızın qonağı isə Türkiyə Cümhuriyyəti Əziz Mahmud Hüdayi Vəqfinin tədris işləri üzrə müdiri, eyni zamanda İstanbul Səbahəddin Zaim Universitetinin müəllimi doktor Alican Tatlıbəydir. Alican bəy, xoş gördük sizləri studiyamızda. Sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Bizlər təşəkkür ediyoruz bizə bu fırsatı verdiğiniz için. Allah razı olsun. Alican bəy, biz söylədiyimiz kimi bugünkü mövzumuz sizinlə çox önəmli bir mövzu haqqında danışacağıq. Mövzumuz mədəniyyətimizdə xeyriyyəçilik ənənələridir. Siz də uzun illər bu sahədə çalışdığınız və xeyriyyəçilik ənənəsini özündə barındıran bir vəqfin də nümayəndəsi olaraq bu mövzu haqqında çox önəmli məlumatları sizdən almaq istəyirik və ilk sualımızı bu şəkildə ünvanlamaq istəyirik sizə. Xeyriyyəçiliyin bir tarixi varmı, yoxsa bəşəriyyət ilə var olandan bəri insanlarda bir paylaşma ruhu, başqaları ilə əllərində olanları paylaşma ruhu olubmu? Çox təşəkkür edirəm Eldar bəy. İzin verirseniz öncə vakıf hakkında çok kısa, yani hayriyeçilik, vakıfçılık manasına geliyor. Vakıf hakkında çok kısa bir tanım yapalım, bir vakfı tarif edelim. Vakıf daha çok yaratandan ötürü yaratılana merhamet, şefkat ve muhabbet ve sevginin müesseseleşmiş bir şeklidir. Yani yaratandan ötürü yaratılanı sevme esasına dayalıdır. Ona şefkat duyma, ona merhamet duyma, ona yardım etme anlamına gelir. Ve bunun müesseseleşmiş formasıdır, şeklidir. Yani vakıfçılığın tarihi süreci içerisinde ne zaman başladığı noktasında tabii ki ilk insanın başlamasıyla birlikte insanoğlu muhtaç bir varlık. Yani birbirlerine muhtaç olan varlık. Allah'ın dışında herkes birbirine muhtaç. Öyle olduğu için de şüphesiz fıtri olarak temiz olan insanların hep birilerine iyilik yapma duygusu olmuştur. Dolayısıyla ilk peygamberden itibaren aslında insanlara hayırhah olmak, onları faydalandırmak, yardımcı olmak gibi şeyler mutlaka vardır. Olmaması mümkün değil. Ama bizim yani tarihi bilgi itibariyle bizim elimize gelen bilgiler ulaşabildiğimiz kadarıyla rivayet edildiğine göre özellikle biz vakıf kültürünün, hayriyeçiliğin, bu medeniyetin İbrahim Aleyhisselam'la başladığına dair rivayet var. Özellikle İbrahim Aleyhisselam 3 noktada sınavı tam geçen bir peygamberdir. Nefsiyle, malıyla ve canıyla Cenab-ı Hak onu imtihan eder. Hepsinde de muvaffak olur. Burada özellikle malıyla imtihanı noktası vakfiyeciliğin temelini oluşturmakta. Nasıl oluyor? Rivayete göre Cebrail Aleyhisselam insan kılığında geliyor ve İbrahim Aleyhisselam'a onun sürülerinden, koyunlarından bana bir koyun satar mısın diyor. İbrahim Aleyhisselam da satmaya gerek yok, sen yeter ki bizi yaratan Rabbimizi bir kere tesbih et, yani onun ismini yücelt, şanını yücelt, bir ben sana bu sürünün üçte birini vereyim diyor. Yeter ki bunu yap. Bir kere Sübbuhun Kuddusun Rabbuna ve Rabbul Melaiketi ve Ruh. Bu Allah'ı tesbih etme, yüceltme ifade eden bu cümleleri söylersen sana sürünün üçte birini veririm diyor. Söylüyor, veriyor. Sonra bir kere daha söylersen üçte ikisini veririm diyor. Veriyor. Bir kere daha söylersen sürünün tamamını sana veririm diyor. Veriyor. Ve son cümlesi çok enteresan. Rivayete göre bir kere daha söylersen bir ömür boyu sana hizmetkar olurum diyor. Yani Allah'ın ismini yüceltme noktasında bir ömür boyu hizmetkar olmak çok farklı bir kulluk anlayışı, zirve bir kulluk anlayışı. Tabii Halilullah olmak, Allah'ın dostu sıfatını elde etmek böylesi bir şey. Buradan kaynaklanıyor. Tabii sonra Cebrail Aleyhisselam diyor ki ben meleğim diyor, insan değilim, seni imtihan etmek için Allah gönderdi. O yüzden buna ihtiyacım yok, alamam deyince sen meleksen ben de Halilullah'ım diyor, peygamberim diyor. Ve onun şeyini,
sürülerini satarak büyük bir arazi aldı ve bu arazinin gelirlerini insanlığın hizmetine vakfettiğini biliyoruz tarihen. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam'la vakıf kültürünün medeniyetimizde başladığını söyleyebiliriz. Ümumiyyətlə tarixə baxdığımız zaman Türk-İslam mədəniyyətində xeyriyyətçiliklə bağlı diqqət edilən xüsuslar hansılardır? Buna bir nəzər yetirdiyimiz zaman qarşımıza nələr çıxır? Burada tabi Türk-İslam mədəniyyətinin doğmasında, xeyriyyətçilikdə, genişləməsində, inkişaf etməsində dikkat edilen gerçekten birçok nokta var. Ama burada en belirgin, en çok söyleyeceğimiz şey bu işler yapılırken bir kere Allah'ın rızası gözetilerek yapılıyor. Sadece birine bir iyilik yapmak değil, bundan beni yaratan Rabbim hoşnut olur düşüncesiyle Allah'ın rızasını elde etme esasına dayalı olarak yapılıyor. Bu yapılırken de İnsanların özellikle izzeti nefsini, hukukunu göz önünde bulundurarak, onların izzeti nefsini rencide etmemek üzere, onların gururlarını incitmemek üzere çok hassas davranılıyor. Yani insanı gerçekten Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak görmek, belki imkansız olabilir, muhtaç olabilir muhatabımız ama onun bu ihtiyaçlarını giderirken çok hassas ölçüler içinde olmak gerekiyor. Özellikle sağ elin verdiğini sol elin görmemesi, bilmemesi şeklinde. Halbuki nasıl bilmez ki birbirine o kadar yakın, görmemesi mümkün değil. Ama mümkünse olabildiğince bunların gizli yapılması esası vardır. Tabii teşvik maksadıyla ya da gurura, kibire vesile olmayacaksa açıktan yapılmasının da üslubuyla, tarzıyla bir beisi yoktur. Ama diyelim Türkistan medeniyetinde, Osmanlı'da, Selçuklu'da, Osmanlı'da biz bunu hep genelde böyle muhatabın kalbini incitmemeye, onların izzeti nefsini kırmamaya, rencide etmemeye yönelik bir hassasiyet görüyoruz. Mesela Osmanlı'da sadaka taşları kültürü vardır. Ne demek bu? 2 metre yüksekliğinde mermerden yapılmış sadaka taşları var. Bu taşların üzeri biraz oyulmuş şekilde. Hatta bazen boyu küçük olan çocukların da çıkabilmesi için birkaç merdiveninin olduğu taşlar bunlar. İmkan sahibi olan insanlar buraya getirip sadakalarını, infaklarını buraya getirip koyuyorlar. İhtiyaç sahibi olan insanlar da gelip oradan alıyorlar. Ama dikkat edilen bir nokta var. Oradan daha çok akşamüstü, loş karanlıkta alacak olanlar, özellikle koyacak olanlar da hep o zamanı tercih ediyorlar. Veren belli değil, alan belli değil. Kimse incinmemiş oluyor. Hatta bir Fransız tarihçinin, seyyahın ifadesine göre bir hafta gözledim diyor. Ama oradan hiç kimse gelip bir şey almadı. Şimdi bir yönüyle de bakınca demek öyle bir kültür oluşmuş ki müstani diyoruz biz buna. Yani ihtiyacı yoksa özellikle almama, ihtiyaç hissetmeme, ihtiyacı kadarını alma ya da böyle bir hassasiyet, böyle bir incelik, kültür, medeniyet oluşmuş. Bir hafta hiç kimsenin oradan bir şey almadığını gördüm diyor. Dolayısıyla bu tür verenin belli olmadığı, mümkün mertebe alanın da olmadığı ya da toplumun huzurunda, cemiyetin huzurunda insanları rencide etmemek üzere kurulan bir medeniyet. Bu çok güzel bir medeniyet, büyük bir medeniyet. Genel olarak böyle. Bir diğer hassasiyet mesela verilen şeylerin böyle işe yaramayan, çürük, çarık deriz biz onlara. O tarz şeyler değil, mümkün mertebe en çok sevilen şeylerden infak edilmesi, verilmesi. Bu çok önemli. Çünkü biz Allah'ın eline veriyoruz ayette. Yehuzus sadakat buyuruluyor. Sadakaları Allah alır. Şimdi Allah'ın haşa eli yok ama Cenab-ı Hakk'ın rızasını elde etmek var. İnsan daha üst makama bir şey sunarken en güzelini sunar, en temizini sunar. Burada da böyle bir hassasiyet var. Hatta kısa bir şey anlatayım, tarihte yaşanmış. Harun Reşid'in hanımı Zübeyde Hanım
Kur'an-ı Kerim okumaya çok düşkün bir kadın. Tabii imkanları olduğu için böyle çok güzel bir Kur'an-ı Kerim yazılması için yaldızlı altın şeyleriyle süslemeli bir Kur'an-ı Kerim ve rahle yaptırır. Rahle bittikten sonra aylar sonra kendisine takdim edilir. Hizmetkarı ona getirip önüne koyar. O da Kur'an-ı Kerim'den ilk teberrük deriz biz, tefeül deriz. Herhangi bir sayfa açayım der, nasibime ne düşüyor diye. Bir sahifenin başındaki ayet, sahife başı yani, sayfa başı ayet. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ayeti nasibine düşer. Yani en çok sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe, vermedikçe birre ulaşamazsınız. Bir ne demek? Yani kullukta üst makamlar, zirve diyelim. Buraya ulaşamazsınız, kemale ulaşamazsınız, kamil bir mümin olamazsınız tarzında. Bunu görür görmez hemen Kur'an-ı Kerim'i kapatıyor. Rahle ile birlikte hizmetkarını al, bu senin diyor. Olur mu diyor validem diyor, biz bu kadar aydır siz bekliyorsunuz bunu, bunu çok seviyordunuz. Ne oldu diyor, işte ayeti kerime en çok sevdiklerinizden vermedikçe kamil mümin olamazsınız buyuruluyor. O yüzden sana veriyorum diyor. Dolayısıyla en çok sevilenden vermek, onu incitmeden vermek, güzel vermek işte bizim verme kültürümüzün esasında olan ana dinamiklerdir. Başka şeyler de söylenebilir ama bu iki tanesi en önemli nokta. Benim növbəti sualım da məhz bu xeyriyyətçilik işində tariximizdə xanımların oynadığı roldur. Söylədiyiniz kimi Harun Ər-Rəşidin də xanımının bu şəkildə məhz o xeyriyyətçilikdə də buna deyilə biləcək nümunələrdən bəli biridir. Bununla bağlı, yəni xeyriyyətçilik işində qadınların rolu hansı formada özünü göstərir? Buna qarşı bir nümunələrimiz, buna qarşı bir göstərəcəyimiz örnəklər varmı? Tam da yəni sorunuz o qədər bir-birinin üstünə böyle gəldi ki, Harun Rəşid'dən, Zübeydə xanımdan bahsedərkən aslında tarihimizde işte Zübeydə xanımla başlayan bu hayriyeçilik örneğinin daha sonraki dönemlerde Osmanlı'da da, işte Selçuklu'da, Osmanlı'da çok farklı şekilde daha tekamül ettiğini, geliştiğini görüyoruz. Mesela yine bu Harun Reşid'in hanımı Zübeyde Hanım, Bağdat'tan ta Mekke-i Mükerreme'ye, Arafat'a kadar bir su yolu yapıyor ve oradan tatlı su hattı çekiyor. Ne kadar bu biliyor musunuz mesafe olarak Eldar Bey? Tam 1870 kilometre civarında ben baktım, özellikle baktım ne kadar diye. Yani 1870 metreyi, o kilometreyi özür dilerim, o günün şartlarında oradaki dünyanın dört bir yanından gelen hacılar, atşan olan yani susuz olan hacıların tatlı suyunu temin etmek üzere Zübeyde Hanım Bağdat'tan bu su yollarını yapıyor ve su getiriyor. Ama tarihin süreci içerisinde bu yollarda bozulmalar, hatlarda bozulmalar oluyor. Bozulmalar olunca Mihrimah Sultan var. Kanuni Sultan Süleyman'ın kızıdır. Birçok camiler, çeşmeler, hayırhah işler yapan bir hanımdır. Bu hadiseyi, bu bilgi kendisinde olunca Zübeyde Hanım'ın bu bozulan su yollarının bozulduğunu haberini alınca bu sefer Kanuni Sultan Süleyman'ın yani babasının huzuruna çıkar ve ona şöyle der. Buradan okumak istiyorum izin verirseniz. Bunun üzerine derhal babası Kanuni Sultan Süleyman'ın huzuruna çıkarak sahibi bulunduğu bütün mücevheratı bu yolda sarf etmek için müsaade istedi. Mimar Sinan'ın da malumunuz Kanuni'nin döneminde Mimar Sinan zirve eserler yapıyor. İşte Süleymaniye'yi yapıyor, Edirne Selimiye'yi yapıyor. Mimar Sinan'ın da bu işe memur edilmesi talebinde bulunuyor. Ayrıca bu hayratının da gizli kalmasının teminini özellikle istirham eyledi. Bakın burada yine bir gizlilik esası. Bilinmeme esası. Çünkü bilindikçe şöhret devreye giriyor. Devreye girince şöhret en büyük afet oluyor.
onun ecrini, sevabını ne yapıyor? Azaltıyor. Allah için yapma şeyi artık nefsi için oluşuyor. Bu çok büyük tehlike. Ayrıca bu hayratının daima gizli kalmasının teminini istirham eyledi. Süleymaniye Camii'nin temelleri atıldıktan sonra Mimar Sinan'ın uzun bir müddet ortadan kayboluşu vardır ki bunun sebebi pek bilinmez. Burası çok önemli. Halice doğrudur Süleymaniye Camisi ve kademe kademe o kadar büyük bir orada iş yapılmış ki zemin sağlam olsun diye Mimar Sinan tarafından. Bu süre içerisinde Mimar Sinan bir ara kayboluyor böyle. Umumiyetle caminin temelinin oturması için böyle hareket ettiği söylenir. Halbuki bu müddet zarfında Sinan, Harun Reşid'in hanımı Zübeyde'nin yaptırmış olduğu su yollarını Mihrimah Sultan'ın servetiyle yeniden tamir edip Arafat'a bol su getirmiştir. Bu suyun hala aynı Zübeyde ismiyle anılması Mihrimah Sultan'ın bu hayrını gizlemiş olmaktaki hassasiyetinin bir neticesidir. Dolayısıyla bizim Valide Sultanların böyle çok enteresan şeyleri var, hayır hizmetleri var. Osmanlı'da 26 bin çeşit vakfın, hatta daha fazla vakfın olduğu tespiti var. Bunun 1400'ünün üstündekiler hanımlara ait, validelerimize ait olan vakıflardır. Tabii bugün de özellikle hanımların, ailelerimizin, kızlarımızın insanlara faydalı olma noktasında yapabilecekleri çok şeyin olduğunu buradan anlıyoruz. Bu günümüzün insanının xeyriyyətli anlayışı hansı səviyyədədir və bu işin daha çox inkişaf etməsi üçün nə kimi işlər görülə bilər? Yani günümüz insanının xeyriyyətçilik noktasındakı durumu, doğrusu ben dünyanın birçok yerine de gittim, gezdim, gördüm. Gitmediğim yerin belki ülkenin sayısı daha az diyebilirim. Ama özellikle tabii zengin ülkeler var, fakir ülkeler var. Ama şu anda dünyamızın mesela bir Afrika coğrafyasını düşündüğümüz zaman milyonlarca insanın orada açlıktan öldüğünü görüyoruz, susuzluktan öldüğünü görüyoruz. Cehalet sebebiyle kaybolan nesiller, yok olan insanlar görüyoruz. Yani oralara çok büyük hizmetlerin yapılabileceği, hayırlı işlerin yapılabileceği durumlar görüyoruz. Ama maalesef çok da hani evet yapılanlar var, onları hiç yok diyemeyiz. Sivil toplum kuruluşlarıyla bir takım yardımlar da yapılıyor. Ama istenilen seviyede mi, düzeyde mi maalesef olmadığını görüyoruz. Her yıl az gelişmiş ülkeler toplantıları yapılıyor. Ama bakıyorsunuz o listede birinci sırada olanlar hiç değişmiyor. Yine Nijer birinci sırada oluyor. Yine işte Somali aynı noktada oluyor. Diğerleri benzer şekilde. Dolayısıyla ben mesela bir Burkina Faso'da bir annenin çamurlu sudan su alan pet şişeleriyle doldurup alan ve yanında yavruları olan bir annenin anneye hani belli ki çok ihtiyaç sahibi içerisindeydi. Arkadaşlarımız sordular yani biz Türkiye'den geldik daha imkanlarımız var. İsterseniz size erzak yardımı yapabiliriz veya su kuyusu açıp artezyen kuyusu açıp su temin edebiliriz. Ya da bu çocuklar için burada mektep açarız, okul açarız, medrese açarız. Hangisini arzu edersiniz diye o anneye böyle bir soru sorulmuştu. O annenin belki okuma yazma bilmiyor şüphesiz ama irfanı yüksek bir anneydi. Hikmet ehli bir anneydi. Çok enteresan bir cevap vermişti. Demişti ki biz açlığa ve susuzluğa zaten alıştık. Siz bu çocuklarımızın çocuklarımız için mektep yapın. Bunlar cahil olarak kalmasınlar, cahil yaşamasınlar. İmansız ahirete göçmesinler diye de böyle bir tabirde bulunmuştu. Müslüman bir anneydi. Yani buradan şunu anlıyoruz. O toplum demek ki açlık ve susuzluğun pençesinde ama buna bile razı olan ama cehaletle mücadele etmek isteyen milyonlar var. Dolayısıyla yapılanları takdir ediyoruz. Güzel şeyler, yapanları tebrik ediyoruz. Ama yapılacak işlere göre yapılanlar devede kulak değil, gözlerimizle gördüğümüz için
dünyanın birçok yerinde bu dengesizliği de bu hayriyeçilik, vakıf hizmetleriyle, yardımlaşmayla, muavenetle, desteklerle belki bir nebze azaltabiliriz. İnşallah bizim de temennimiz odur ki dünyada aç insan olmasın, ihtiyaç sahibi insan olmasın. Devamlı olarak insanlar birbiriyle sahip olduklarını paylaşsınlar. Xeyriyyəçi yenerlerimiz, tarixdən gələn xeyriyyəçi yenerlerimiz inşallah gələcəyə də öz əksini göstərsin. O zaman çox təşəkkür edirik sizə fürsətdən istifadə edib, dəyərli vaxtınızı bizə ayırdınız. Çox izləyicilərimizə çox önəmli Estağfurullah, bizler çok teşekkür ediyoruz. Bize bu fırsatı sundunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, dəyərlərimiz verilişinin birinin də sonuna gəldik. Qeyd edək ki, bugünkü mövzumuz mədəniyyətimizdə xeyriyyəçilik ənənələri idi. Studiyamızın qonağı isə Türkiyə Cumhuriyyəti Əziz Mahmud Hüdayi Vəqfinin tədris işləri müdürü, eyni zamanda İstanbul Səbahəddin Zaim Universitetinin müəllimi doktor Alican Tatlıbəy idi. Sağ olun, sağlıqla qalın və hər zaman söylədiyimiz kimi, ən dəyərli insan öz dəyərlərini bilən və onunla yaşayan insandır.